Şubat ayından itibaren adını sıkça duymaya başladığımız koronavirüs salgını neredeyse tüm dünya ülkelerinde etkisini hissettirmeye başladı. Vatandaşlar koronavirüsle ilgili gelişmelerden dolayı endişeye savruldu. Ancak psikiyatri uzmanları gençlerin koronavirüsten dolayı daha fazla korktuğunu ifade ederken yaşlıların ise daha az korktuğunu ifade ediyor. Yani şöyle bir durum var şimdi, hastalık cidden ciddi bir durum. Özellikle İtalya, İran ölüm sayıları ciddi anlamda geliyor. Şu anda zaten günden güne katlanıyor. 98-191 bizim için de büyük bir tehdit. Ondan dolayı önlem almaya çalışıyoruz. En çok korkudan şimdi böyle durumlarda marketlerde belirli yerde bir kaos ortamı oluşuyor. Bunun için herkes tedbir almaya çalışıyor ama salgın hastalık aslında bir nebzeye kadar zarar verebiliyor. Kaos ortamını engellemesi daha güç bir ortam. Ondan dolayı onlar biraz korkutuyor açıkçası. Şu an marketlerin falan durumu çok kötü. Yani süreç korkutuyor mu? Evet, biraz korkutuyor. Çünkü eğer çözüm bulunamazsa çok büyük zarara yol açacak. Vallahi yediğimiz yiyeceklerden bile korkuyoruz yani. Ne bileyim hani ne kadar önlem alırsak alalım yani. Allah'ın takdiri diyelim, ne diyelim biz. Hastalıklardan yani. Virüsle ilgili olur. Evet, gripten, öksürük. Yani korkutuyor bizi. Yani. Evet. Dışarı çıkamıyoruz zaten. Hani salgın olduğu için. Hani evde de engelli çocuğum var. Hani bitkisel şeyler yapıyorum evde. Çocuklar içiriyorum. Gereksiz bir panik yapılıyor. Yani ben çok endişeli değilim o konuda. Toplumda bir endişe var. Anlamıyorum da. Normal hayatımız bizim devam ediyor. Ama tabii tedbir almak da gerekiyor sağlık açısından. Korunmamız için de yapmamız, temizlik, hijyen çok önemli yani şu dönemde, şu süreçte. Peki bunları duydukça bir korku hakim oluyor mu sizde? Yani ben biraz da belki yap olarak soğukkanlıyım, çok da şey yapmıyorum yani. Yani panik havasında değilim en azından. Normal rutin hayatıma devam ediyorum. Ben yokmuş gibi davranmaya çalışıyorum. En azından psikolojik olarak kendimi öyle adapte ediyorum ki işimiz gücümüz aksamasın. Ülkenin durumu da malum. Bir hijyenim, temizliğim. Çok özel bir önlem almıyorum. O yüzden hiçbir endişem, korkum yok. Teşekkür ederim. Gerçekten korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Toplumda bir korku görüyor musunuz? Görüyorum. O endişeyi hissediyorum çevremde, etrafımdakilerde de. Yalnız dediğim gibi ben sürekli hijyen ve temiz olduğum için hiçbir endişem, korkum yok. Almaz olur mu? Ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyoruz? Ellerimizi günde en az 10-15 defa yıkıyoruz. Hele hele 5 vakit namazda zaten yıkıyoruz. Dinimizin emriyle yemeğe giderken yıkıyoruz, yemekten gelince yıkıyoruz. Onun dışında da diğer şeyler nasılsa dikkat etmeye çalışıyoruz yani. Ha bu vardır yoktur diye değil, zaten bizim dinimizde temizliğin emri olduğundan dolayı biz onlara dikkat ediyoruz. Pek de değil. Ben şuna inandığım için değil. Biz de eğer ki hasta ölmez, eceli gelen ölür. Kaderimizde ölüm varsa o gelir, o da olur. Hayatta hiçbir şey de düşünmem. Olacağı çare olmaz. Allah eğer nasip ettiyse, korona da olsa olmasa da sen gideceksin demektir öbür tarafa, Tahtalıköy'e. Yani bunun... Hiç endişelenmediniz mi? Bu kadar yayın yapılıyor, işte tedbir alınıyor. Hiç vallahi. Aklımın ucundan bile geçmedi. Zaten öleceğiz, 74 yaşındayım. Bundan sonra da ölürsem Allah'ın dediği olur. Yani hiç kurtuluşu yok. Bu budur. Ölüme çare yok. Hayır, hayatta. Hiçbir tedbir almıyor musun? Hiçbir vallahi tedbir almıyorum. Ne alacağım? İnşallah giderim Tahtalıköy'e. Korkuyoruz tabii. Hastalık korkusu, ölüm korkusu değil. Yani gene de korkuyoruz. Bizim işlerimiz de durdu mesela. Gene de yapacak bir şey yok yani. Sağlıktan açılmaz. Abi işlerimiz durdu. İş yapamıyoruz mesela. Kaç günden belli. Bir an önce tedavi olması iyi olur. İtalya yani. İtalya'dan da oldu. Almanya'dan da oldu mesela. Yani Kayseri'de de var diyorlar da pek inandırıcı gelmiyor ama gene de korkuyoruz yani. Yok, düşünmedim abla. Yani evden çıkmayacak abla. Yapacak bir şey yok. Gene de ekmeğimizin peşindeyiz. Evet, medyadaki çıkan görseller ve haberler, bilgilerin fazla sayıda olması, aşırı bilgiye maruz kalma, bunların da maalesef bir kısmının elde herhangi bir bilimsel veri olmadan sunulması insanlardaki korkuyu ve kaygıyı artırıyor.
Bu süreçte 3 temel grubumuz var. Yani hem fiziksel olarak hastalığın etkisi altında olabilecek hem de ruhsal anlamda baktığımızda çocuklar 1, geçmişte veya halihazırda süre giden bir ruhsal hastalığı olanlar 2, sağlık çalışanları 3. Şimdi buradaki temel çıkış noktası aslında şu, yaşlı kesim hani bir miktar daha toplumda belli bir sosyal statüye ulaşmış, istediklerini elde etmiş, hayatta belli hedeflere ulaşmış ve mutlu olmuş kişiler. Bunların psikolojik sağlamlığının daha yüksek olması elbette ki gerekli ve geçerli bir nokta. Gençlerde yapacağı çok şey var, yaşamın daha baharında, onların korkusunun daha fazla olması bu nedenle. Ancak yaşlılarımız şunu unutmasınlar. Elbette ki daha güçlüyüm, daha iyiyim ama dokunulmaz değilim. Yani bu hastalıktan elbette ki panik yapmayacağız ama gerekli tedbirlerimizi alacağız. Bir kişinin kendi canını hiçe sayması bir nokta, bir de çevresindeki insanların canını da hiçe sayması, onlara zarar vermesi ayrı bir nokta. Yaşlılarımız şunu düşünsünler. Ya ben iyiyim, her şeyi hallettim, hazırım veya dini yönden, dini bütün insanım, işte bana gelecek zarar korkmuyorum. Tamam, bu düşünceler güzel ama kendi sağlığını hiçe saymak o yönden büyük bir tehlike. Hele ki insanlara bulaştırıyor isen bunu farkında olmadan kul hakkına giriyorsun, çok daha büyük bir tehlike. Bunları mutlaka düşünsünler. Korkmamak için o yani her türlü stres faktöründe olan arayı iyi tutturmamız lazım. Aşırı abartılı davranmayacağız ama çok rahat ve rehavette de olmayacağız. Bana bir şey olmaz. Niye sen süpermen misin? Değilsin. Sen de insansın. Hepimiz gibi insansın. Elbette ki kişisel bütünlüğümüz, dokunulmazlığımız kendi zihnimizde var. Bu bizim için güzel, önemli. Özellikle bu alanda bilgi veren, gerçek bilgiye ulaşacağımız kurumların, Sağlık Bakanlığı'nın bilgilerini baz alalım. Onların söyledikleri önlemleri ve tedbirlere uyalım.